Merhaba arkadaşlar. Bugüne dek dik paralel iz düşüm yöntemi kullanarak nokta, doğru ve düzlemleri ön görünüş, üst görünüş ve yan görünüşlerini çizmeye çalıştık. Bu iz düşüm yönteminin özelliği şuydu. İz düşüm düzlemi üzerine dik konumda birbirine paralel ışınlar cisme gönderiliyor. Bu cismin iz düşümü bu düzlem üzerine düşürülüyor. Bunu şöyle de düşünebiliriz. 3 boyutlu cisme tam yukarıdan baktığımda ne görürüm? Tam önden baktığımda neyle karşı karşıyayım? Tam yandan baktığımda ne görmekteyim? Bunu uygun mimari çizgi tekniklerini kullanarak, çizgi kalınlıkları, çizgi türlerini kullanarak ifade etmeyi öğrenmeye çalışıyoruz. Geliştirmek için bir uygulama yapalım. Bildiğiniz gibi noktalar doğruları, doğrular düzlemleri ve düzlemlerde diğer cisimlerle birleşerek 3 boyutlu hacimleri oluşturmakta, şekilleri oluşturmakta. Birinci bölgede kotu 3 santim aralığı ve uzaklığı 0 santim, uzunluğu ve genişliği ise 6 santim olan bir yatay düzlem verilmiş. Bu düzlem üzerinde belirli aralıklarda konumlanmış yer eksenine paralel doğrular bulunduğu söylenmekte. Bu düzlemin üzerinde ayrıca bir dikdörtgen prizma var. Prizmanın yüzeylerinin çeşitli renklerde olduğunu biliyoruz. Boyutları ve konumu verilmiş. Yatay düzlemle başlayalım. Yer eksenine paralel düzlem, yatay düzlem. Burada görüldüğü gibi belirli bir kotu var, 3 santim. Uzaklığı ve uzun şeyi aralığı 0, yani doğrudan bu izdüşüm düzlemleriyle kesişmekte. Uzunluğu ve genişliği 6 santim. Şu mesafeler 6 santim verilmiş. Yer eksenine paralel doğrular bulunuyor. Yer eksenine paralel doğru profil düzlemine dik alın ve yatay düzleme ise paralel konumda 0,5 santim aralıklarla konumlandırılmış. Bir dikdörtgen prizma var. Genişliği 2 santim. Uzunluğu 4 santim, yüksekliği 3 santim. Düşey düzlemle arasında 1 santim var. Şuradaki aralık 1 santim. Yanal düzlemle, yani uzaklık 2 santim olduğu söylenmiş. Yüzey renkleri verilmiş. Yatay olanlar, yatay düzlemler mor renkte. Düşey düzlemler yeşil ve profil düzlemlerin turuncu renkte olduğu belirtilmiş. Şimdi bu prizmanın içinin boş olduğunu anlıyoruz. 2 milimetre kalınlığında yüzeylerden oluşturulmuş bir kutu olduğu belirtilmekte. Tam ortasında ayrıkları 1 santim boyutlarında mavi bir küp yer alıyor. Küpün üzerinde durduğu zemin yüzeyi üzerinde aralarındaki mesafe 2 milimetre olan bir dizi uç doğrusu içermekte. Demek ki içi boş bir kutu. 2 milimetre kalınlığında çeperleri var. Ve buradaki alttaki yüzey uç doğrularından oluşuyor. Birbirine paralel uç doğruları. Tam ortasında da mavi bir küp var. 1 santime 1 santim. Şimdi buna tam üstten baktığımızda ne görürüz? Bunu epürde çizmeye çalışalım. Öncelikle bize en yakın olan yüzey buradaki mor yüzeydir. Bunu aralık ve uzaklık bilgilerini girerek uzunluk ve genişlik bilgileriyle birlikte çiziyorum. Bunun altında buradaki yatay düzlemi ve onun üzerindeki çizgileri göreceğim. 0 ve 0 olduğu için doğrudan bu düzlemler üzerindeymiş gibi ayrıtları gösteriyorum ve 6 santim 6 santim olduğunu belirtiyorum. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu, ikisini de belirli işlem çizgisi kullanarak yaptım. Ancak dikdörtgen prizmanın üst yüzeyi bana daha yakın olduğu için burada duran ve yukarıdan bakan insana daha yakın olduğu için biraz daha çizgi kalınlığı fazla. Bu ise bir parça daha kotu düşük olduğundan daha ince çizgilerle anlatılmış. Buradaki doğrular ise yer eksenine paralel doğrular ise bununla aynı kotta olduğu için aynı kalınlıkta çizilebilir. Fakat örnekte olduğu gibi istenirse bu çizgiler dikdörtgen prizmayla birleştirilmeyebilir. Çünkü çizdiğimiz yüzey, buradaki mor yüzey, kotu daha fazla. Buradaki çizgiler ise yatay düzlemin kotunda. Bu nedenle bir kalem ucu kadar, bir kalem kalınlığı kadar koparılarak bu çizgiler ifade edilebilir. Bu durum
sanki iki boyutlu olan bu çizimi sanki üç boyutluymuş gibi göstermeye yarayabilir. Bunun dışında bu dikdörtgen prizmanın içinde yer alan normalde göremediğim ayrıtları da gösterebilirim. Bu gösterme işi için öncelikle et kalınlığı, bu çeperlerin et kalınlığını 2 mm olarak belirtmem gerekiyor. Ardından aşağıdaki küp ve buradaki çizgiler ve uç doğrularını gösterebilirim. Bu işi kesikli çizgiler kullanarak yapıyorum. Mimaride kesikli çizgiler herhangi bir nedenle gözlemcinin göremediği ama önemli olan, gösterilmesi icap eden bazı ayrıntıları vermekte kullanılır. Burada gözlemci bu yüzey, mor yüzeyi nedeniyle buradaki içerideki cisimleri ve çizgileri göremiyor. Bu nedenle kesikli çizgiler kullanarak bunu ifade ettik. Yüzeyin mor renkte olduğunu biliyoruz. Şimdi sisteme tam önden bakarsak eğer, yine aynı mantıkta düşünelim. Öncelikle bize en yakın bu düzlemi bir doğru olarak göreceğiz, ayrıt olarak göreceğiz. Buradaki yüzey, üstten bakıldığında bu çizgi, önden bakıldığında bu çizgi. Ön görünüşü buraya çiziyorum. Bu genişliğin 6 cm olduğunu biliyorum ama tekrar ölçmeme ve 6 cm olarak burada belirtmeme gerek yok. Yapmam gereken belirsiz işlem çizgisi kullanarak buradaki hizayı yukarı doğru taşımaktır. Ardından sadece kotu girerek buraya bana yakın olduğu için biraz daha kalın. Aynı burada küp dikdörtgen prizmayı ifade ederken yaptığımız gibi bir kalın çizgiyle anlatabiliriz. Bunun bir gerisinde yeşil yüzey var. Yine şuradaki üstten bakıldığında bu çizgiyle aslında anlatılıyor. Bu çizgideki hizayı belirsiz işlem çizgileriyle yukarıya doğru taşırım. Yalnızca yükseklik bilgisini girmem bu durumda yeterli dikdörtgen prizmanın. Yine buradaki yeşil yüzey, buradaki doğrudan, önden bakıldığında doğru olarak görülen bu kenardan daha geride olduğu için kalem ucu kadar kopardım ve bir parça daha çizgi kalınlığını azalttım. Çok değil, hafif bir farklılık var. Bunlardan sonra içeride normalde göremediğim ayrıtları belirtebilirim. Yine buradaki hizaları taşıyarak bu işi yapmam mümkün ve yeşil renkte olduğunu gösteriyorum. Sisteme tam yandan bakarsam eğer, öncelikle buradaki yatay düzlemin kenarını oluşturan doğruyu göreceğim. Sadece buradaki kot hizasını ve buradaki genişliği taşımak yeterli. Yine kalın çizgiyle belirtiyorum. Bunun bir gerisinde turuncu yüzey var. Yine buradan taşıyorum. Gördüğünüz gibi. Yüksekliği yan tarafa aktarmış oluyorum. Bunu da bir geride olduğu için aynı buradaki yeşil yüzeyi sınırlayan çizgilerdeki gibi buna nazaran biraz daha ince çizgilerle anlattım. İçeridekileri kesikli çizgilerle gösterdim. Kübü buradan taşıyarak oluşturdum ve yüzeyi boyadım. Böylece bu üç boyutlu cismi öpürde çizmiş olduk.